Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimize bazı önemli haberlerimiz var. Çünkü Eylül ayı artık yavaştan geliyor. Tabii ki daha var ama sonuçta Eylül ayına gireceğiz bir iki ay sonra. Ve öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim hayatına başlayacak. Peki öğrencilerimizi ne gibi değişiklikler bekliyor? Bu sene önemli değişiklikler olabilir. Peki ne gibi değişiklikler? Abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi öğrencilerimizi önemli değişiklikler bekliyor arkadaşlar. Çünkü yeni bir Milli Eğitim Bakanı geldi ve her yeni Milli Eğitim Bakanı geldiğinde eğitim sisteminde, eğitim düzeninde de ufak tefek de olsa bir değişiklik söz konusu oluyor. O yüzden bu sene de eğitim ve öğretim döneminde bir değişiklik elbette söz konusu olacaktır. Onu söyleyeyim. Tabii ki bu değişimler çok 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 yani öğrencileri etkileyecek bir değişim olmayabilir. Ama şunu da bir yandan söyleyelim ki tüm dünyada okulların 4 gün olması konuşuluyor. Yani biliyorsunuz ki iş hayatının 4 güne indirilmesiyle eğitim sisteminin de eğitim hayatının da 4 güne indirilmesi konuşuluyor ki yine birçok ülke Finlandiya gibi eğitim ülkeleri, Belçika gibi yani büyük Avrupa devletleri de okulları yani öğrencilerin eğitimlerini 4 güne düşürdü. Bazı Avrupa devletleri şu anda bunu deniyor. Yani yararlı olup olmadığını aslında test ediyor. Ve eğer ki bu testler olumlu sonuçlanırsa bizim ülkemizde de eğitimin 4 gün olma ihtimali söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü biz de şu anda Finlandiya eğitim sistemini neredeyse uyguluyoruz. Ona yakın bir eğitim sistemimiz var. O yüzden Finlandiya'da 4 gün eğitim sistemini denediği için olumlu bir sonuçla sonuç çıkarsa bu durumdan öğrencilerimiz de belki okulları 4 gün olabilir. Böyle bir ihtimal de bulunuyor. Yani ülkemizde de bazı değişiklikler yaşanabilir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.